Böylelikle İyi Parti Adana, Antalya, Samsun ve Erzurum'da kadınlarımızı Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve inşallah belediye başkanı seçilecek bir imkan dahilinde aday gösteriyor. Canan Hanım'ın özelliği şu, Canan Hanım daha geçtiğimiz yıl 2019'da da Palandöken Belediye Başkan adayıydı. Ne kadar almıştın? %30'a yakın. %30'a yakın oy almıştı. Benim epeyce eskiden beri tanıdığım, çok çalışkan, atom karınca gibi bir arkadaşımızdır. Ve hiçbir zaman yani hayalleri gerçekleşmediği zaman küstüm ver misketlerimi dememiş bir kızımızdır. Benim açımdan söylüyorum onu, bir arkadaşımızdır. Dolayısıyla o yanı da çok önemli. Çünkü genellikle son dönemde siyasi partilerde, bizim açımızdan söylemiyorum bunu, genelde böyle şöyle bir durum oldu. Hayaller şelale, şelaleden su içilemediği takdirde küstüm ver misketlerimi deyip bir başka alanda yer bulabilmek için dönüp gittikleri yere en ağır, en çirkin tavırlarla saldıran bir yeni dil oluştu. Onun için Canan Hanım bu yönde bakıldığında gerçekten küstüm ver misketlerimi demeden, yani bir hayali gerçekleşmediyse yola çıkıp, şimdi söylerim, yola çıkıp tekrar kalkıp tekrar yola revan olan bir kardeşimiz. İnanıyorum ki, kendi gençliğime çok benzetiyorum, inanıyorum ki Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adaylığında hakikaten tarih yazacak. Kendisine olan hem arkadaşlarımın, hem benim, hem de teşkilatlarımızın güveni, hani geçmişi halinin ve geleceğinin teminatıdır diye bir söz vardır. O çalışkanlığı çerçevesi içerisinde hepimiz ona inanıyor, güveniyoruz ve inşallah Erzurum Belediye Başkanımız bu dönemde bir kadın olur ve Erzurum'a bir kadın eli değer inşallah. Dolayısıyla buna inanıyorum. O nedenle buraya geldik. Bu arada hazır sizi bulmuşken bir konuya da açıklık getirmek istiyorum. O da şu, şimdi bir medyada, yani bir dijital medyada, o da TV'de, isim de vereyim, bir haber çıktı. Sayın Ümit Özdağ'la, İzmir adayımız Ümit Özdağ'la ile ilgili, işte ben şunu demişim, öbürü öyle olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş, düzmece, yalan bir haber çıktı. Ve biz gerçekten yalan olduğunu düşündüğümüz bir konuyu sadece yalanladık. Ama oradan alıp bugün bir başka YouTube kanalında da Ümit Özdağ'la'nın istifa edeceğine kadar iş götürülmüş. Bu konularla ilgili mahkemeye müracaat ettik ayrı. Ama biraz evvel Ümit Özdağ'la Bey'le konuştum. O da yalanlıyor. Sizlere saygıları, selamlar var. Sana da aynı. Şimdi Ümit Özdağ'la ilk defa 4 ay, hatta 5 ay evvel, ben İzmir'i çok seviyorum, ben İzmirliyim, İzmir'den aday olmak istiyorum diyen kişidir partimizde. İlk önce o istedi. Ve arkadaşlarımızla, İzmirli arkadaşlarımızla, genel merkezimizle konuştuğumuzda da ilk önce aday olup yola revan olan ve orada çalışan bir kardeşimiz. Ve kendisinin söylediği şey şu, diyor ki, o da aynı söyleyecek, diyor ki ben İzmir'de uzun bir zamandır çalıştığım için, İzmir'de hemen hemen her bir İzmirli'ye ulaşmaya gayret ettiğim için ve kimseyle kavga etmeden projelerimi anlattığım için, yerel yönetim dışında herhangi bir cümle sarf etmediğim için, kimseye düşmanlık, kimseye kötülük eden bir dille, iftira atan bir dille konuşmadığım için ciddi bir mesafe aldım. Dolayısıyla bazılarını rahatsız etti bu iş. O nedenle bu bir operasyondur. Böyle de bir durum yoktur. Ben kendi adıma, partimiz bu tür operasyonel davranış biçimlerine alıştı. Hele ben genel başkan olarak bu konuda, yani böyle bir tecrübe Türkiye'de yok. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı'nda bile yok bendeki tecrübe. Bu operasyonel işlemlere dair. Bir 28 Şubat geçirdik. Bir Susurluk geçirdik. Geçirdik baba geçirdik. Her şeye geçirdik. Dolayısıyla ben alışkınım. Ama korkunun ecele faydası yoktur.
İyi Parti bu seçimlerde hür ve müstakil kararıyla Türkiye genelinde kimsenin beklemediği bir sonuç alacaktır ve kuruluş ayarları çerçevesi içinde 2028'de İyi Parti hem iktidar olacak hem de işaret ettiği kişi Cumhurbaşkanı seçilecektir. Dolayısıyla bu tür ucuz operasyonlar, ucuz davranışlar, ucuz yalanlar, ucuz iftiralar bize herhangi bir yani yanlışlık yapmaz, bize herhangi bir tesirde bulunmaz. İYİ Parti'nin istifadan İbrahim Özkan'ın dün zannederim katıldığı hattıyla bir konuşması vardı. Burada sizin AK Parti iki isimle Togo Kuleleri'ne görüştüğünüz ve o görüşmeden sonra da CHP ve muhalefet partilerine bir tavır aldığınıza dair. Onunla ilgili bir şey... Külliyen yalan. Yalancı. Yalancı. Hadi versin mahkeme hesaplaşalım. Külliyen yalan. Şimdi eskiden bir ahlak vardı, edep vardı, haya vardı kızım. Ben Doğru Yol Partisi'ne istifa etmiş bir insanım. Bugüne kadar Sayın Çiller'in aleyhinde Doğru Yol Partileri incitecek tek bir kelamım olmadı. Milliyetçi Hareket Partisi'ne dahil oldum. Milliyetçi Hareket Partisi'nden de sonra hatta bayağı arızalı ayrıldım. Yani ihraç ettirilerek ayrıldım. Ama o partinin mensuplarını, yöneticilerini incitecek tek bir kelime ağzımdan çıkmadı. Çünkü bir yeni parti kurduk biz. Şimdi bizden belediye meclis üyesi olmuş, grup başkanı olmuş bir arkadaşımız istifa ediyor, saygı duyarım. Tek kelime etmedik. Ben bugüne kadar bizim partimize istifa eden tek bir kişinin aleyhinde arkadaşlarıma da hep yasaklamışımdır. İstifa çünkü bir irade beyanıdır. Saygı duymanız gerekir. Bu arkadaşımız bir intikam meleği şeklinde dolaşıyor. Ama dediğim gibi bu eskiden bir edep, haya, ahlak mevcuttu. Sayın İmamoğlu'nu çok seviyor olabilir. Müthiş bir sevgi, sevda yaşıyor olabilir bu arkadaşımız. Ona da saygı duyuyorum ama